Türkiye'nin bir taraftan kuvvetler ayrılığını sağlayacak en çekingen hakime bile kitapta ne yazıyorsa o kararı vermesi halinde çekinecek, hiçbir şeyi olmadığı güvencesini verecek bir yeni hakimler ve ayrıca savcılar yüksek kuruluna ihtiyaç var. Bunun yapısının bir taraftan demokratik, bir taraftan da liyakata önem verir bir yapı olmasını sağlama zorunluluğumuz da var. Seçim işinin bir kısmını, belki önemli bir kısmını bizim önerimiz çok nitelikli çoğunlukla meclise bırakmak, kalan kısmını Türkiye Barolar Birliği ve Yargıtay, Danıştay genel kurullarına yine nitelikli, çok nitelikli çoğunlukla bırakmak. Eğitim, eğitim, eğitim diyeceğiz. İşte bu sebeple hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı geldi. Cevap olarak, ama bu sınavı kim yapacak? Kim yapacak? Türkiye'de ÖSYM yapacak bu sınavı. ÖSYM'de daha önce sorular çalınmıştı. Bir dakika, o benim meselem değil. Onu önleyecek olan bir başkası. Önleyecek olandan da talep edecek benim. Hepimiz gözümüzü dört açalım, onun da onu yapmasını önleyelim. Birinci paket üzerinden yapılan sığ bir polemiğin ikinci, üçüncü, beşinci, yedinci, onuncu paketlerde vatandaşlarımızın ve meslektaşlarımızın elde edeceği kazanımlara fayda sağlamadığını, enerjimizi daha verimli kullanırsak daha büyük başarılar elde edebileceğimizi ifade etmek istiyoruz.